darbelere dayanak olan TSK İş Hizmet Kanunu 35. madde değişiyor ve tasarı bugün meclise gelecek. Değişiklik de şöyle olacak 35. madde ile ilgili: silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır ifadesi yurt dışından gelecek. Tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak olarak değişecek. Tabii başka değişiklikler de var. Bu konuyu AK Parti sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik'le konuşacağız. Sayın Çelik, hoş geldiniz, merhabalar. Çok teşekkürler Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Yıllardır tabii konuşulan, tartışılan, aslında beklenen de bir değişiklik oldu sanıyorum. Bundan sonrası için ne ifade ediyor acaba bu düzenleme? Efendim, bunun zaten olacağını hatırlarsanız bizim büyük kongremizden önce biz bir kitapçık yayınladık. Kitabın adı 2023 AK Parti Siyasi Vizyonu idi. AK Parti'nin bu siyasi vizyonunda 63 madde vardı. Bunların büyük tabii ki demokratikleşme ile ilgili, hukuk devletinin oturması, hukukun üstünlüğü kavramının toplumda iyice yerleşmesi ve Türkiye'nin gerçek ileri bir demokrasiye sahip olması için atılması gereken adımlar, yapılması gereken değişiklikleri içeriyordu bu 63 madde. Hı hı. Bu İç Hizmet Kanunu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi de bu kapsamda ifade edilmişti. Özellikle 35. madde ifade edilmişti. Aslında bu er ve erbaş kanunuyla ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün bir kanun sevk edilir hükümet tarafından. Bu 35 madde olan bir kanun, ama bunun içinde esas konumuzla ilgili olan 3 madde var. Evet. İç Hizmet Kanunu'nun 2. maddesi askerliğin ne olduğunu ve ne olmadığını tanımlıyordu. Hı hı. Burada bir değişiklik yapılıyor ve daha önce daha detaylı teferruatlı olan efendim Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir gibi bir ifade vardı. Bu çok kısaltılıyor. Askerlik harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Yani zorunluluğudur şeklinde kısaltılıyor. Diğer taraftan esas sizin de haberinizde daha önce hep darbelere gerekçe olarak, darbelere dayanak olarak aslında kullanılan bu 35. madde şöyleydi. Silahlı kuvvetlerin vazifesi diyor, Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır deniyordu. Hı hı. Bu 35. madde büsbütün ortadan kaldırılıyor, şöyle değiştiriliyor. Silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazası ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Hı hı. Uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak da biliyorsunuz zaman zaman silahlı kuvvetlerine mensup bazı birliklerimiz dünyanın muhtelif yerlerinde gerekli görüldüğü zaman Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine, NATO'nun çağrısı üzerine yurt dışında görev yapabiliyorlar. Şu anda Kosova'dan Afganistan'a kadar dünyanın birçok evet. yerinde bizim birliklerimiz var. Daha önce demek ki böyle bir boşluk var. Bunu da böylelikle doldurmuş oluyoruz. Şunu belirtmek isterim Serap Hanım. Bizim bu coğrafyada güçlü, hareket kabiliyeti yüksek, son derece dinamik bir orduya ihtiyacımızın olduğu herkesin tartışmadığı ve kabul ettiği bir gerçektir. Hı hı. Güçlü bir ordumuz olmalı, caydırıcı bir ordumuz olmalı. Ama bizim ordumuzun asli vazifesinin dışına çıkmaması gerektiği de demokrat olan herkesin üzerinde durduğu bir meseledir. Yıllardır konuştuğumuz bir meseledir. Ve daha önce maalesef darbelerle anılan, darbelere teşebbüsle anılan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden söz ediliyordu. Silahlı kuvvetlerimizin bizatihi kendisi de, bugünkü komuta kademesi de bu arızalardan kurtulmak istiyor. Ve böyle bir şaibe altında ordumuzun olması herkesi rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu maddenin kaldırılması da ordumuzun bu şaibelerden arındırılmasını getirecek. Ve burada yine bir değişiklik de Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz maddesi de var değil mi? Böyle bir değişiklik de var. Bu evet. Şimdi bu da dediğim gibi 3. madde o daha detaylıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir gibi bir ifade vardı. Bu kaldırılıyor.
Bundan ötürü Türk Silahlı Kuvvetleri mensupların siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette bulunmalı, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır gibi çok uzun bir madde vardı. Bu çok kısaltılıyor. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz dediğiniz zaman bunun içine yazı da girer, bunun içine beyanat da girer. Hepsi genel bir çerçeve içine alınmış oluyor. Bu siyasi partilere üye olmayı da içerir. Çok net ve öz bir ifade. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bizim ordumuzu daha da güçlendirmemiz lazım. Şaibelerden kurtarmamız lazım. Ordumuzun asla darbecilikle ve darbe teşebbüsüyle, muhtıralarla anılmaması lazım. Bizim dünyanın medeni ve kalkınmış ülkeleri, ileri demokrasiye sahip ülkeleri nasıl ordulara sahiplerse, onların ordularının imajı neyse bizim de ordumuzun imajı o olmalıdır. Gerçek anlamda demokrasiye sahip, hukukun üstünlüğüne dayanan bir ülke olacaksak bunun da olması gerekiyor. Dünyanın her tarafında silahlı kuvvetler milli iradenin emrindedir. Milli iradenin vazife verdiği, dolayısıyla yönetimlere tabidir, onlara bağlıdır. Burada da özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği vazifeleri yurt dışında yerine getirir ifadesiyle de bu milli irade meselesi pekiştirilmiş durumdadır. Evet. Cumhuriyeti korumak ve kollamayı peki kim yapacak? Onu biz yapacağız, onu millet yapacak. Ve millet esasen cumhuriyetini benimsemiştir. Bugün Türkiye'de cumhuriyetle problemi olan ben belki çok nadir insanların dışında %90'ların üzerinde bizim halkımız cumhuriyeti benimsemiştir. Ama tabii ki bizim ideal, bizim için ideal olan cumhuriyet demokratik cumhuriyettir. Yani dünyadaki örneklerinde gördüğümüz gibi totaliter cumhuriyet olmamalıdır, sosyalist cumhuriyet olmamalıdır, teokratik cumhuriyet değil, bürokratik cumhuriyet değil. Bizim cumhuriyetimiz demokratik cumhuriyet olmalıdır. Demokratik bir cumhuriyetin ordusu da elbette milli iradenin emrinde bir ordu olacaktır. Askerler bu ülkenin çocuklarıdır ve bu ülkenin iradesine tabidir. Yapılmak istenen budur efendim. Peki çok teşekkürler Sayın Hüseyin Çelik yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.